Allah Teala Hazretleri buyurdu. Şimdi evli kardeşler, evlenecek olan kardeşler, ayet-i kerimeye bakın. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Sükun bulasınız, huzur bulasınız diye. Bu kadınları Allah bize niye verdi? Bu erkekleri kadınlara niye verdi? Sükun bulsunlar, huzur bulsunlar, mutlu olsunlar diye. İçimizde bu duyguyu koydu. Beraber olma, evlenme ve bir nesil üretme, nesil yetiştirme duygusu. Evlilik. Bu yüzden dünya kurulalı beri evlilik var. Kadın erkeğe muhtaç, erkek kadına muhtaç. Ama ayette dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi. Sevgi var etmesi ne demek? Kadınla erkek evlendiği zaman biliyorsunuz ilk 3 ay boyunca bunlardan haber alamazsınız. Evlendikten sonra 3 ay boyunca telefonlarına çıkmazlar. İzole bir hayat yaşarlar. Pandemi sürecinde olduğu gibi. Dışarısıyla bağları kopar. Telefon açarsın, mesaj gönderirsin. Ya gel akşam neyin FIFA turnuvası yapacağız falan. İsmail'den haber alamazsın. Leyla'dan haber alamazsın. Turnuva falan hiç bakmaz Leyla ile İsmail. 3 ay boyunca bunlar izole bir hayat sürerler. Yeni evlenmişlerdir çünkü. Çeşitli sportif faaliyetlerde bulunurlar. Bu ne? Allah-u Teala'nın aranızda bir sevgi var etmesi. Evliliğin ilk yıllarında sevgi, müthiş bir tutku, müthiş bir bağlılık, aşk ve cinsellik. İlk 3 ay boyu sürer. Sonra normalleşir, sıradanlaşır. Artık iş nereye döner? Ve merhamet var etmesi. Sevgiden olay merhamete döner. Artık o senin hayatın boyunca cinsel olarak gördüğün birisi değil, o kocan ya da o karın. Artık senin yol arkadaşın. Yaşlandığın zaman bile karısını hastaneye götürüyor 60 yaşında ihtiyar amca ve başında bekliyor 60 yaşında. Bu adamın bu kadından ne cinsel beklentisi olabilir ki? Bitmiş. 60. 60 bitmiş. Merhamet, aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bu böyledir. İşte sevginin temelini, evliliğin temelini cinsellik oluşturuyor. Taraflardan bir tanesi diğerine zulmetmeye başladığı zaman mesafe açılıyor. Karı koca arasındaki mesafe açılıyor. Kadının gözü başka tarafa gidiyor. Erkeğin gözü başka tarafa gidiyor. Zinalar, gırla, hemen boşanmalar ortaya çıkıyor. Görmüyor musunuz ülkenin halini? Son 10 senede boşanma miktarları evlilik miktarını geçti. Tarihte ilk defa. Bu ülkede boşanma miktarı evlilik miktarını geçti. İnanabiliyor musunuz? Bu bir rezalettir. Ahlak ve nesil bozuldukça bozuluyor. Durum çok kötü gidiyor.